Kardeşlerimizsi kanalımızdan herkese merhaba. Şengül Eren, Kardeşlerim dizisine veda mı etti? 111. bölümde neler olacak? Berk ile babası Gökhan arasındaki ilişki uzun sürecek mi? Ayaz ve Asiye ne zaman sevgili olacak? Kardeşlerim dizisine kimler veda edecek? Şevval gerçekleri ne zaman ortaya çıkacak? Asiye Eren diziye veda mı ediyor? Kardeşlerim dizisinin 5. sezonu çekilecek mi? Bu soruların cevaplarını sizlerle paylaşmadan önce Kardeşlerim dizisinin devam etmesini isteyenlerden videoya beğeni atmasını isteyeceğim. Şimdi geçelim detaylara. Kardeşlerim dizisi 111. bölümde Ayaz ve Asiye'nin daha çok yakınlaştığını ve aralarındaki sevginin güvenle birlikte aşka dönüşmeye başlayacağını izleyeceğiz. Ayaz ve Asiye birbirlerine yakınlaştıkça Sarp'ın kin ve nefreti artacak. Sarp, Ayaz ve Asiye'yi ayırmak için planlar yapmaya başlayacak. Bu planlara Lidya da dahil olabilir. Sarp ile Ayaz arasındaki gerilim düşmanlığa ilerleyen bölümlerde dönüşecek. Ayaz küçük sürprizlerle Asiye'ye sevgisini anlatmaya çalışacak. Asiye'nin Ayaz'a karşı olan sevgisinin yavaş yavaş yükseleceğini izleyeceğiz. Büyük ihtimalle Eren ailesinin başına bir bela gelecek. Ayaz bu sorunu çözmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Asiye Ayaz'ın mücadelesini gördüğünde değer verildiğini hissedecek ve sevgili olacaklar. İlerleyen bölümlerde Ayaz'ın annesi muhtemelen diziye dahil olacak. Ayaz'ın annesinin Asiye-Ayaz ilişkisine karşı çıkacağını düşünüyoruz. Senaristin Ayaz'ın annesinin diziye dahil olduktan sonra Şevval'in rolüne son vereceğini de öngörüyoruz. Yani Şevval diziye veda ettikten sonra Sarp ve Yasmin teyzesiyle birlikte yaşamaya devam edecek diye biliriz. Yasmin ve Tolga'nın sevgili olduğunu son bölümde Sarp da öğrenmişti. Sarp, Tolga'nın Eren ailesinin yanında olduğunu ve Asiye ile Ömer'i desteklemeye devam ettiğini görünce Tolga ve Yasmin'i ayırmaya çalışacak. Sarp, Tolga'yı Yasmin'in gözünde küçük düşürmek için her şeyi yapacak. Tolga ve Sarp arasında gerilim dolu sahneler izleyeceğiz. Tolga'nın Eren ailesinin yanında olması ve Süsen'in Ömer ile aynı tarafta Sarp ile mücadele etmesi Leyla'nın nasıl öldüğünün ortaya çıkmasına sebep olabilir. Sarp'ın gözü döndüğünde neler yapabileceğini Kadir olayında da izlemiştik. Benzer sahneleri Leyla'nın ölüm itirafında da izleyeceğimizi düşünüyorum. Berk ile babası Gökhan arasındaki ilişkiye gelecek olursak. Elif'in Berk'i uyarmasına rağmen Berk yıllardır göremediği gerçek babasının yanında olmaya çalışıyor. Onunla vakit geçiriyor ve şans vermek istiyor. Gökhan'ın gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle Gökhan mağduriyet yaratarak Berk ve Aile Hanım'dan para isteyecek. Duygu sömürüsüyle Gökhan'ın Berk'i kandırması uzun sürmeyecek. Berk babasının gerçek yüzünü gördüğünde ondan kurtulacaktır. Yani Gökhan karakterinin dizide uzun kalacağını düşünmüyoruz. Fatma Hanım son bölümde hafızasını kaybetmişti ve Oğulcan'la buldukları paraların yerini hatırlamıyordu. Eren ailesi zengin olduğunu düşünüyor fakat hayalleri muhtemelen yine suya düşecek. Biliyorsunuz havalar soğuduğu için kömür almayı düşünüyorlardı. Muhtemelen Fatma Hanım paraları kömürlüğe sakladı. Eren ailesinden biri hava soğuduğu için sobayı yakmak isteyecek ve sobayı tutuşturmak için farkına varmadan paraları ateşe atacak. Muhtemelen paraları ateşe atacak olan kişi Oğulcan olacak. Fatma Hanım paraların atıldığını sakladığı bez parçasından anlayacak ve hafızası yerine gelecek. Fakat iş işten geçmiş olacak. Yani Eren ailesi yine zengin olamayacak arkadaşlar. Kardeşlerim dizisinde 4 sezondur kadroda yer bulan ve Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy 3 bölümdür dizide yer almıyor. Son aldığımız bilgilere göre resmi açıklama yapılmasa da oyuncunun dizideki rolünün sona erdiği ve diziye veda ettiği belirtiliyor. Kardeşlerim dizisi 5. sezonda ekranlarda olacak mı?
Geçelim bu sorunun cevabına. Daha önce yaptığımız videolarda dizinin devamı için reytinglere bağlı olduğunu söylemiştik. Diziye son katılan Ayaz karakteri izleyenleri heyecanlandırmış ve reytinglerin yükselmesine sebep olmuştu. Durumun bu şekilde devam etmesi halinde dizinin 5. sezonda da ekranlara gelmesi bekleniyor. Eğer Kardeşlerim dizisi 5. sezonda da ekranlara gelirse kolej sahneleri yerini gerçek hayat sahnelerine bırakabilir. Kardeşlerim dizisi hiç bitmesin, devam etsin diyenler videomuzu beğeni atsın, kaç kişi olduğumuzu öğrenelim. Asiye Eren, yani Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisinden ayrılacak mı? Gelelim bu sorunun cevabına. Son zamanlarda bazı sosyal medya platformlarında Asiye Eren'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Asiye Eren'in 113. bölümde sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Edindiğimiz bilgilere göre Su Burcu Yazgı Coşkun'un da diziye devam etmek istediği belirtiliyor. Büyük ihtimalle Asiye Eren Kardeşlerim dizisinden ayrılmayacak. Geçelim Akif ve Nebahat arasındaki son duruma. Nebahat Akif'i tekrar eve alacak mı? Nebahat Akif'ten boşanacak mı? Nebahat patron olarak kulübe geldi ve Akif'e ders vermek için güçlü kadın modeline geçmeye başladı. Akif Atakul'un parası olmadığı için Nebahat Akif'i biraz süründürecek. Süreyya Yaman ile nişan yapmış olsa da Suzan'ın Yaman'dan hamile olduğunu öğrenince yüzüğü parmağından atacak. Yaman Suzan'ın hamile olduğunu duyunca Suzan'ı bırakmayacak ve Suzan ile Yaman evlenme kararı alacak. Süreyya yalnız kaldığı için Nebahat Akif'i kıskanmaya başlayacak. Sonrasında Nebahat Akif'i tekrar eve almaya karar verecek. Yani Akif ve Nebahat boşanmayacak arkadaşlar. Süreyya'nın yavaş yavaş Akif'ten etkileneceğini ve Nebahat'e karşı entrikalar yapacağını düşünüyoruz. Nebahat kulübe ortak olduğu için Yaman ile bir karar alarak Süreyya'nın kulüpte olan işine son verebilir. Sizler de Kardeşlerim dizisi hakkında analizlerimize yorum yaparak görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Her türlü yoruma ve eleştiriye açık olduğumuzu bildirmek isterim arkadaşlar. Yeni analiz videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.